görebiliyorsunuz arkadaşlar butona tıklayarak. Evet, bir diğer ekranımız program dersleri. Bu ekrandan da arkadaşlar öğrencinin kayıtlı olduğu program müfredatında bulunan dersler görünebiliyor. Yani örnek vermek gerekirse işte kimya bölümüne kayıtlı olan bir öğrencinin kimya müfredatındaki dersleri buradan görebiliyor. Hatta şuradaki kısımdan da o derse kaç kişi kabul edilecek? Örneğin en baştaki şuradaki görebiliyoruz bu arada değil mi? Print screen yaptığım için imaj biraz bozuk. Ben şimdi hızlı bir şekilde anlatıyorum. Biraz sonra canlı sistemden göstereceğim size bunları. Şimdi ilk sırada mesela artistik anatomi diye bir ders. İşte şurada bu derse kaydolacak öğrenci 20 kişi. Yani 20 öğrenci kabul ediyor bu ders. Ve şu ana kadar mesela işte 13 kişi kayıt yaptırmış. Yani buradan o derse kayıt yaptıran öğrenci sayısını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli bir husus. Niye? Biliyorsunuz arkadaşlar bazı derslerde işte sayı ona tamamlanmayınca o ders açılmıyor. Özellikle seçmeli derslerde seçtiğiniz dersi seçen öğrenci sayısı ona tamamlanmamışsa o ders açılmıyor. Dolayısıyla siz seçtiğiniz o dersi değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa o dersi tamam edemiyorsunuz. Sınav takvimi yine. Bu bölümde de alınan derslere ait sınav bilgilerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte dersin kodu, dersin adı, sınav adı, işte birinci vize sınavı, ikinci vize sınavı, sınavın tarihi, oranı, yani ortalamaya oranı ve öğretim görevlisi. İşte dersi sınavı yapacak öğretim görevlisinin bilgilerini listeleyebiliyorsunuz burada. Sınıf listeleri ekranından aldığınız dersleri yani öğrenci kendi aldığı dersleri buradan görebiliyor. Şuradaki butona tıkladığında yani aldığı dersleri listelenen bu ekrandaki dersin yanındaki butona tıkladığında kendi aldığı o dersi alan diğer öğrencileri de görebiliyor. Yani kimler bu dersi alıyor onu da buradan görebiliyor öğrenci arkadaşlar. Ders programı yine bu menüden seçilen döneme ait derslerin ders programına ulaşılabiliyor. Derslik ders programında o derse dersin verildiği dersliğe ait ders programını görebiliyor. Yani o derslik örneğin A206'nın derslikte veriliyor ise A206'nın dersliği hangi günler o derslikte ders olduğunu, hangi dersler olduğunu buradan görebiliyor. Bölüm ders programında da yine öğrencinin programının diğer sınıflar için belirlediği ders programını görebiliyor arkadaşlar. Diğer bir husus harç işlemleri. Burası da yine önemli bir husus. Hani öğrencilerimiz bu konuda da bizi çok aradılar kayıt dönemi boyunca. Harç işlemleri bölümünde arkadaşlar dönemler itibariyle tahakkuk edilip ve ödenmesi gereken harç bilgilerini görüntüleyebiliyor öğrencilerimiz. Borç alanında öğrencinin ödediği veya ödeyecek olduğu genel toplamı gösterir. Yani şuradaki kırmızı alanda alacak alanı yani şu yeşil alan öğrencinin görüntülediği tarihe kadar yapmış olduğu ödemeler toplamını gösteriyor. Bakiye alanı ise yani şuradaki alan öğrencinin borç bakiyesini yani en son ödeyeceği tutarı gösteriyor. Şurada da yine arkadaşlar dönem dönem sizin yaptığınız ödemeleri görebiliyorsunuz, listeleyebiliyorsunuz. Eğer öğrencinin burada bir borcu görünüyorsa arkadaşlar öğrenci ders kaydını yapamıyor. Yani ders kayıt ekranına geçiş için tıkladığında sistem kendisini uyarıyor. İşte şu kadar borcumuz var, bu yüzden dolayı ders kaydı yapamazsınız diye sistem sizi uyarıyor. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle o borcu yatırmak gerekiyor arkadaşlar. Biz daha önce Çukurova Üniversitesi'nin otomasyonunu kullanırken İş Bankası ve Bankası ile çalışıyorduk. Şu an Ziraat Bankası ve
bankasaya bu ücretleri yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar bize elektronik ortamda geliyor ve sisteme aktarıyoruz. Harç detayları butonuna tıklayarak yine buradan tahakkuk detaylarını görebilirsiniz arkadaşlar ayrıntılı olarak. Evet. Bir diğer husus ders kaydı. Ders kayıt menüsünden girdiğimiz zaman karşımıza aşağıdaki bir pencere geliyor. Şurada arkadaşlar üstte bu ekranın en üstünde adı soyadı, işte fakülte bölüm sınıf bilgileri, kayıt tarihi ve nedeni, dönem ortalaması, genel ortalaması gibi genel bilgileri görebiliyorsunuz. Hemen onun altında da o dönem dersleri, şuradaki açılır kutudan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. İşte dönem dersleri, not yükseltme dersleri, alttan dersler, üstten dersler şeklinde buradan değiştirip ders listelerini görebilirsiniz. Ders listelendikten sonra, dönem dersleri listelendikten sonra seçeceğiniz derslerin şuradaki yanındaki üzerinde artı olan yeşil düğmeye tıklayarak seçimini yapıyorsunuz arkadaşlar. Seçtiğiniz dersler alta eklenmiş oluyor. Yani bu listeden çıkıyor, bir alta eklenmiş oluyor. Yani bu şu anlama geliyor, sizin o dersi seçmiş olduğunuz anlamına geliyor. Evet. Seçme işlemini yaptıktan sonra, yani buradan ders seçimini yaptıktan sonra isterseniz çıkar butonuna tıklayarak tekrar o dersi çıkarabilirsiniz veya tekrar ekleyebilirsiniz yukarıdan. Ders seçme işlemini bitirdikten sonra danışmanınıza gitmeden, yani danışman tarafından ders onayı için gitmeden kesinleştir butonuna tıklayıp kendi yapmış olduğunuz ders seçimlerini kesinleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra bir daha ders ekleme ve çıkarma yapamıyorsunuz. Peki ben yanlışlıkla bir dersi seçmeyi unuttum. Seçmek istiyordum. Ne yapabilirim? Danışmanınız ders ekleme işlemi yapabiliyor. Yani danışman onayına gittiğiniz zaman siz unuttuğunuz dersi danışman öğretim elemanına söylediğiniz takdirde o oradan danışman öğretim elemanı kendisi ekleme çıkarma yapabiliyor. Aynı zamanda sistemden bunu açtığınız zaman siz de yani ders ekleme ve çıkarma dönemlerinde bu işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama her yaptığınız işlemden sonra en son nihai halini vermek için mutlaka danışman öğretim elemanına ders kaydınızı onaylatmanız gerekiyor. Evet, yine dönem ortalamaları ekranında dönem ortalamalarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani üniversitemizde öğrenci olduğunuz süre boyunca devam ettiğiniz dönemlere ait not ortalamalarını bu ekrandan görebiliyorsunuz. İşte aldığı ders sayısı, dönem not ortalaması, genel not ortalaması şeklinde ortalamaları buradan takip edebiliyorsunuz. Sınav notları bölümünde de derslere göre sınav notlarını, yani vize ve final notlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Not listesi kısmından da yine öğrencinin dönemlere göre aldığı derslerin sınav notlarını listeliyorsunuz. Bu listeyi Excel'e aktarmak için arkadaşlar şuradaki yazdır butonuna tıkladığınızda ders notlarını Excel'e aktarabiliyorsunuz. Yani sistemden kendi bilgisayarınıza da veri aktarımı yapabiliyorsunuz. Transkrip yine öğrencinin kendisine ait transkrip belgesini görüntülendiği bir PDF sayfası açıyor arkadaşlar. Yani kendinize ait size resmi olarak, onaylı olarak verdiğimiz transkripti siz kendi ekranınızdan da alabiliyorsunuz. Devamsızlık durumlarını yine devamsızlık durumları ekranından görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki dersin isminin listelendiği satırdaki sarı information, yani bilgi butonuna tıkladığımızda o dersin toplam süresini, işte ne kadar teorik olduğunu, ne kadar pratik olduğunu, ders saatini ve devamsızlık oranının ne kadar olacağını buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Belge talebi yine bu konuda önemli bir konu.
Şimdi daha önce siz geliyordunuz arkadaşlar, bizden belge taleplerinde bulunuyordunuz. Biz o belgeleri hazırlıyorduk ve size onaylayıp veriyorduk. Peki, fakat bu süre zarfında siz bekliyorsunuz, zamanınız kayboluyor idi. Şimdi arkadaşlar, yeni otomasyonda öğrenci işlerinden talep edeceğiniz belgeleri kendi arayüzünüzden talep edebiliyorsunuz. Bu belgeleri talep ettiğiniz takdirde bu talepleriniz öğrenci işleri kullanıcılarına düşüyor. Öğrenci işleri kullanıcıları da istediğiniz belgeyi sadece bir butona tıklayarak yazdırıyor, hazırlıyor, onaylıyor ve hazır hale getiriyor. Siz sadece gidip alıyorsunuz arkadaşlar. Özellikle ikinci öğretim öğrencileri için bu hani acilen belge lazım olan oluyor. 11'e kadar zaman zaman burada ders devam ediyor. 7'ye kadar öğrenci işleri açık, akşam 7'ye kadar açık ama 7'den sonra mesai bittiği için personelimiz gidiyor. Ama 7'den sonra gelen arkadaşlar olabiliyor herhangi bir belge talebi için. İşte buradan talep ederseniz arkadaşlar, öğrenci işleri de belgelerimizi çıkarır, hazırlar, onaylar ve oradaki güvenliğe bırakır. Siz güvenlikten belgelerinizi alabilirsiniz hazırlanmış bir şekilde. Evet. Yine fotoğraf güncelleme. Buradan da fotoğraflarınızı arkadaşlar, sistemdeki fotoğraflarınızı elektronik ortamda saklanan, yani JPEG formatında bir fotoğrafınız varsa bundan güncelleyebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Bazı arkadaşlar hani işte güneş gözlüklü ya da yan profilden çekilmiş veya işte piknik yaparken çekilmiş fotoğraflarını falan koyabiliyorlar. Bunları biz görüyoruz. Onayladığımız zaman o fotoğraflar gerçek sisteme yansıyor. Fakat bu tip fotoğrafları onaylamıyoruz arkadaşlar. Hani belgelerin üzerinde de çıkacağı için bu fotoğraflar, biz buraya eklediğiniz fotoğraf vesikalık ve ön profilden çekilmiş bir fotoğraf olursa daha iyi olur. Evet, görüş bildir kısmı da arkadaşlar, öğrencinin kullanmakta olduğu otomasyon hakkındaki görüş, istek ve önerilerini, şikayetlerini bildirdiği ekrandır. Buraya girilen görüş, istek ve şikayetler doğrudan firmaya da gidiyor. Yani yazılımın alımı yapılan firmaya da gidiyor. Öğrenci işleriyle bir ilgisi yok. Firma yazılımını sürekli olarak sizin önerileriniz doğrultusunda da güncellemiş oluyor. Evet, ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. Sözü tekrar hocama devrediyorum. Kadir Bey'in sunumu için teşekkür ediyorum. Şimdi soru cevap kısmına geçmek istiyorum. Arkadaşlar, konuyla ilgili ister yönetmeliğimizle ister yeni yazılımımızla ilgili öğrenmek istediğiniz bir soru konu varsa sorabilirsiniz. Sorusu olan arkadaşlar. İşletme bölümü 3. sınıf öğrencisi Alperen Çadar. Yaz okulunda gerek yeterli sayıya ulaşamaması, gerekse bazı hocalarımızın dersi açmaması sebebiyle sıkıntı oluyor. Dersten kalan arkadaşlarımız bu konuda bir sıkıntı yaşıyor. Gerek Adana'dan, işte Mersin'den, Hatay'dan ya da Maraş'tan alma durumlar söz konusu oluyor. Bu durumda